Evet sevgili dostlar. Destekçilerimiz Kayseri Zülüm Hastanesi'nin ve Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fener'in maçı var. Rams, Başakşehir, Fenerbahçe. Ben önce şunu özellikle ve özellikle belirteyim. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ne kadar da bazen algıcı arkadaşlar başlıklara takılıp da bak bu başlığı attı Fenerbahçe düşmanı falan dese de beni bilen biliyor. Ben takımıma güveniyorum. Ligin sonuna kadar ve sonsuza kadar takımı destekleyeceğimi de hepinizin huzurunda tekrar söz veriyorum. Bunu yaptım diye ister beni eleştirin, ister topa tutun, ister taşa tutun. Hiç mühim değil. Ama ben doğruları söylemekten asla ve asla çekinmeyeceğim. Ve Fenerbahçe'ye ölümüne bağlı bir insan olarak da söylüyorum. Ben takımı destekleyeceğim. Sonuna kadar her maçı kazansınlar. Her maçı. Ben takımın arkasındayım arkadaşlar. Siz ister karşısında olun, ister yanında olun, ister benim karşımda olun. Fark etmez. Hatay Spor büyük bölümün önünde götürdü. Alanya Spor maçında son bölümde yediği penaltı golüyle bir bir beraber kalmış. Galibiyet hasreti 10 maça çıkmış. Ancak penaltı çok tartışmalı. içinin açıklamaları var. çok fazla bir açıklama. Fenerbahçe açıkçası Türkiye'deki en iyi, en büyük camia. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük futbol takımı, en büyük camiası diyor. Ben hepsini almadım. Önemli kesitleri aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mayıs'ta şampiyon olmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek adına her şeyimizi vereceğiz. Şampiyonluğu elde edebiliriz ama bunu başarmak için beraber kalmamız gerekiyor. 1 artı 1 her zaman 2 etmez. Bazen daha fazlasını kazanabilirsiniz. Hem ligi hem tüm kulvarlardaki kupaları kazanabiliriz. Yeter ki birlik olalım. İdmanların da gerçekten kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Bakın idmanlardan bahsediyor. Yoğun ve kaliteli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Maalesef Samsun'a karşı yakaladığımız gol şanslarını değerlendiremedik. Bunları golle neticelendirmemiz gerekiyor. Benim açımdan her insan için ilk izlenim çok önemlidir. Fenerbahçe için en iyi seçimin İsmail Kartal olduğunu söyleyebilirim. Camiayı çok iyi tanıyor ve bana göre bu çok önemli. Taraftarın beklentilerini de biliyor. Ama kendine futbol uleması alimi sanan bazıları yok kaloriferci yok İsmail'den olmaz diyordu. Bak bu adamların yanlış anlamayın beni kötü bir niyette söylemiyorum ama bu adamların dini imanı falan filan olmaz. Bu adamlar eğri eğri der doğruya doğru der. Bu adamlara para karşılığı bile bu cümleleri söylettiremezsin. Ben önce onu söyleyeyim. Ya adam bir şeyleri görmüş ki söylüyor. İnşallah bizimkilerde bizimkiler de görür. Süper Lig iyi ve kaliteli birlik. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı kazanılacak kupaların neden önemli olduğunu biliyorum diyor. Vallahi bence sen de tam bilmiyorsun. Bak Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğunu inan birçok kişi 10 bin lirasını kaybet. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Desem ki Fenerbahçe şampiyon olacak. 10 bin lira bana gönderin. Ben de sizin adınıza hayır yapacağım. Koşulsuz şartsız emin olun en az bin kişi gönderir. Bak en az bin kişi gönderir. Ben gönderirim der. Ya da bana göndermeye gerek yok. Kendiniz hayır işi yapın. En az bin kişiden bunun garantisini alın. Bak on bin liradan bahsediyorum. Devam edeyim. Edin Ceko ile görüştüm. Kulüple alakalı detaylı bilgiler verdi. Sonrasında da benim açımdan buraya gelmek kolaylaştı. Fenerbahçe benim için en iyi seçimdi. Kariyerimi şampiyonluk ve kupalarla tamamlamak istiyorum. Bu sebeple gelmeyi tercih ettim. Ceko, Tadic, Şimanski, Fred gibi isimler çok kariyerli isimler. Bunlara İrfan Can, yani İrfan Can kahveciden bahsediyor. Ha, Eribayat'tan bahsetmiyor. Tabii siz de biliyorsunuzdur. Cengiz ve Batşuay gibi isimleri de ekleyebiliriz. Bu takımdaki herkes çok ama çok önemli. Herkes bu harika takımın bir parçası diyor. Yani keşke taraftar da bu harika takımın bir parçası olsa. Arkadaşlar ben iddialı bir cümle kurdum. Bize deseler ki Fenerbahçe arka arkaya 10 sene şampiyon olacak. Ama Atatürk ismini kesinlikle ağzınıza almayacaksınız. Taraftarımızın en az %60'ı kabul eder. %70'i kabul eder. Deseler ki Fenerbahçe 10 sene arka arkaya şampiyon olacak ama diyecek. Mesela bizim savunduğumuz değerlerin savunmayacaksınız, konuşmayacaksınız. Yüzde belki 60 70 kabul eder. Arkadaş biz Fenerbahçeyiz. Bak biz 9 senedir 10 senedir Galatasaraylı arkadaşlarım Kur'an-ı Kerim'in üstüne böyle bir el basmadıkları kaldı. Çoluğumun çocuğumun diyor, ölüsünü öpeyim ki diyor. Hakemler Fener'i şampiyon yapacak diyor. Ölmedi gitti çocuklara. Bunu söyleyen kişinin de yüzüne söyledim. Çocuğunu bu yalana alet ediyorsun dedim. Allah senin çocuğunu korusun. Ya bu kadar onursuz, bu kadar gurursuz olma dedim. Gel anlat. 9 senede Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Diyorum ki sen böyle böyle demiştim Ben öyle bir şey söylemedim. Ayrıca diyor oynayın, hak edin, kazanın diyor. Oynayından, hak edinden, kazanından kastettiği kesinlikle sahadaki oyun değil. Şimdi Fred bir sakatlık yaşadı. Fred'in sakatını daha önce yaşayan futbolcularımızdan Ferdi Kadıoğlu 21 gün. Yani 21 günde dönmüş. Batshuayi 27 günde, Noah 44 günde dönmüş arkadaşlar. Fred de nasıl olacak? Şimdi benim buradan anladığım şey şu. Yaşın biraz daha genç olmasına bağlı olarak erken dönülüyor. Çünkü burada yaşa göre sıralı gibi. Ha şunu da söyleyeyim. Ya Kurun diye bir adam var. Ya Kurunic olmasa orta sahada adam kalmazdı diyor Senatok bu transferin ne kadar değerli olduğunu. Ben burada hiç kimse konuşmazken bir ay türkü çığırdım. Dedim ki ya arkadaşlar bakın Fred'in yedeği yok. Biz Fred'in yedeğine odaklanalım. Ya hocam şu hala böyle bana Fred'in yedeğine odaklanalım. Bakın Fred'siz kaldık. Asıl bu takımın has elemanı Fred etmeyin eylemeyin diye dinletemedim. Sonra herkes anladı. Ön alalım. Altın var alalım. İsmail'i kovalım gönderim. Lan oğlum İsmail iyi. Crespo iyi, Bartu iyi. Ben şu an hala ısrarlı bir şekilde Bartu'nun oynama garantisiyle kiralanması gerektiğini de düşünenlerdenim. Onu da belirteyim de. Ee, İsmail Bartu götürür. Crespo götürür. Hatta zora düşsen, sıkıntı yaşasan şimdi kurun işte götür. Ama Fred'in yedeği yok. Ne Mert Hakan ne Zayt ikisini toplasan yine Fred'in yedeği yetmez dedim. Şimdi kurun iç eder. Lincoln de eder. Bu arada Crespo ve Zayt takımla çalışmalara başlamış. İki tane müjde var takımımızda bilginiz olsun. Arkadaşlar Afrika bugünkü maçta Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Osai Samuel olmayacak. Jiguru'nun takımı elendi arkadaşlar. Hocam müthiş son ikili falan filan. Arkadaşlar son hani en iyi 4 tane 3. bir üst tura yükseliyor. Ancak orada Cezayir'in puanı 2. Cezayir son sırada 0 puanlı takımla oynuyor. Berabere kalsa Cezayir 3, kazansa Cezayir 5. Yenilse Mozambik 3. Yani ilk 3 tane takım belli zaten puan sıralamasında. Bir tanesinde 2 puanı var. 0 averajda. Yani o yenilmediği müddetçe ki beraber de kalsa zaten böyle. Yani bilginiz olsun diye söylüyorum. Neyse. Gene de %1 bile olsa bir ihtimal var. Neyse şunu geçeyim. Fred yok sakat. Luan Perez yok sakat. Zaten ben Luan Perez'i yani Luan Perez saymıyorum bile. Miha yok. Crespo yok. Hani bunlar Miyaz Aysan takımda ıı, takımla çalışmalara başladı ama İsmail Kartal kadroya alır mı bilmiyorum. Bunlar yok. Sakatlığını atlatan ama henüz iyi duruma gelmeyen Bekao da kadroda yer almayacak. Bekao demişken Bekao da son durumu sevgili Sercan Hamzoğlu çok güzel özetlemiş. Kendisine buradan eline koluna sağlık diyorum. Bekao'nun sahalara dönmesi için geri sayım başladı diyor. Şimdi Şubat ayının başında sahalara dönmesi bekleniyor. Sahalara arkadaşlar şu anda antrenmanlarda takımda çalışıyor bilginiz olsun ağır bir sakatlık, ameliyat oldu. Hani bir anda takımla birlikte çalışamadı. Bunun bir iyileşme süreci var ve bu iyileşme sürecini de çok iyi bir şekilde atlattı. Hem teknik heyet hem sağlık heyeti süreci gözlemledi. Birçok ölçümle futbolcu tam hazır sahaya sürmek istiyorlar. Yani futbolcu hazır ama tam hazır olarak sahaya sürmek istiyorlar. Bilginiz olsun. Ve e, Şubat ayının başı diyoruz. Yani Ankara gücü maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Başakşehir'de şunlar bunlar eksik falan filan diyor. Arkadaşlar Patrick Şiş, Emanuel Deniz Sakat, Edgar Lee Afrika Kupası'nda Opoku sarı kart cezası. Dimitris Pelkas, Serdar Gürler, Mehdi Abeyit geberseler de Fenerbahçe maçında oynarlar. Ama ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe için akipte şu eksik bu eksik hiçbir önemi yok. Samsun'da gördük. 3 oyuncusu yok, 4 oyuncusu yok falan dedik. Havalara girdik. Fenerbahçe havalara ne zaman girerse puan kaybı yaşıyor. Havaya girmeyeceksin. Umut Nair Pendik Spor formasını 3. maçında 3. golünü attı. Belki 4. yapmıştır. Ee, bakmadım yani açıkçası. Pendik Spor'un da Abdülkadir Ömür'e 7 milyon euroluk bir teklifinin olduğu iddiaları var. Yani insan gülesi geliyor. Yani aklına insana çok değişik şeyler geliyor. Maalesef yani. Bu paralar nereden geliyor diye. Şimdi ben Gürcan Bilgiç'in ve Bonucci'nin sözlerini ortaklaşa şey yapayım. Diyor ki Gürcan Bilgiç. Yani Bonucci de diyor aynısını. Biz atamadık diyor. Ya biz atamadık diyor arkadaşlar. Atamadık. Yani sıkıntımız atamamaktı diyor. Geçen sene Jesus ay Bayındır. ayın her yediği golde Altay'a düz gittiniz. Jesus'a asla bir şey çalmadınız. Bu sene Livakovic İsmail Kartal. Livakovic'e düz gidemediniz. İsmail Kartal'a kızıyorsunuz. Bence Livakovic'in durduğu yerde hatalıydı. Ama bunu cesaret edip söyleyemediniz. Niye? Çünkü sizin için değerlerimizi aşağılamak çok daha kolay. Ya ben size şunu söyleyeyim. Siz normal hayatta böyle satıcısınız? Yani evladınız, çoluğunuz, çocuğunuz bir hata yaptığında, eşiniz bir hata yaptığında kapının önüne mi koyuyorsunuz? Ya da size kıymet veren, size değer veren, sizin için çırpınanları bir kalemde siliyor musunuz? Yazıklar olsun size. Evet, İsmail Kartal'ın değişiklikleri hatalı. Kabul. Livakovic'in durduğu yer hatalı. Kabul. Forvetlerin kaçırdığı golleri biriniz bile eleştirmediniz. Adam bu da mı kaçar demediniz. Onlar da hatalı. Hakemin vermiş olduğu faul kararı hatalı. Ha ben işlerin en günahsızını hakem seçiyorum. Vallahi bak hakem seçiyorum. Anlık pozisyon. Yani varla görüp de çizgiyle çekip de şunu bunu yapmadı. Anlık pozisyon verir. Bir şey demem bak ben hakeme yine bir şey demem. Ben hatta bir şey söyleyeyim size. Size absürt saçma komedi gelecek. 43'te oyuncunun tepki için kaleye vurduğu bir top var. İkinci sarıda kırmızıyla atsaydı kusursuz maç yönetmiş olacaktı. Kusursuz. Eksiksiz. Tamam İsmail'inkinde faul yok. Kabul. Ben de kabul ediyorum. Hakemi suçluyorum ama anlık. Arkadan itti gördü. Anlık. yardımcı o anda faul var mı? Yok. Devam et. Diye sormadı. Anlık verdi faul. Ben yine diyorum bak. Orada 43'te vermedi. Onun dışında adam daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Ben anlamadım ya. Yani. Ben hakemi iyiydi. Şimdi bak yürüyeceğim Bey istiyor ki ben faturayı İsmail Kartal ve Livakovic'e çıkarmam. Forvetine çıkarırım. Bu takımın forveti kimse Samsun Spor beraberliğinin sorumlusu o. Fenerbahçe 39 kere rakip ceza sahası içinde topla buluşmuş. Bir teknik direktör daha ne yapsın diyor. Haklı 39 kez topla buluşma. Arkadaşlar 39 kez. 39. Ben şunu söyleyeyim ben bunu söyledim diye gidip de yani Edin Cekon'un anasını avradına da sövün istemiyorum. Yanlış anlamayın beni. Bizimki yani bizim taraftarın dozacı yok. Bizim taraftarın bir duru yok. Bizim taraftar başladı mıydı ağzına ne geldi sayıyor. Yani sizin böyle bir hakkınız yok. Beni yanlış anlamayın. Arkadaş eleştiri dozajında olursa eleştiridir. Artarsa bu eleştiri değildir. Ben şunu söyleyeyim. Çağlar Söyüncü'ye ihtiyaç var mı? Çağlar Söyüncü'nün transfer için Atletico Madrid'de anlaşma zemini sağlandı. En geç arkadaşlar en geci men geçi yok. Ben dün itibariyle Çağlar Söyüncü'nün kapını bekliyordum. 23.59'a kadar. Gelen duyun bu şekildeydi. Ama hafta sonuna kadar açıklama bekleniyor falan filan. Ben bir şey söyleyeyim. Bu transfer gittikçe yatacağı benziyor. Ya, takım antrenmanlara devam ediyor. Ya, burada ya bize Fenerbahçe'ye bir mesaj var. Göndermiyoruz diye. Ya başka bir şey var. Şimanski demiş. unutmayın. Tottenham Şimanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçmiş. Ya Şimanski çok kaliteli bir isim bir <laughs> bir görsel vardı elimde. Kullansam mı kullanmasam mı bilmiyorum. Bak Şimanski gerçekten çok kaliteli bir isim. Hatta o kadar kaliteli ki kripto Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye gelmesini istemedi bile. Bu kardeşimizden bahsetmiyorum. Yani Yavuz Bey duyun verirken diyor ki çok para vermeyin bu adama değmez demişti bir kardeşimiz. Profil resmine bakın arkadaşlar. İsmine bakın. Yani Şimanski yapmış. Muhtemelen unutmuştur bu yazdığını. Büyük ihtimalle ya da esprisine yazmıştır diye düşünüyorum. Ya da totem yapmıştır. Ya böyle bir isim bizde. Allah'a çok şükür. Gaziantep Emre Mor'u istemiş. Şeyi almış. E, ee, yara neyin başı? yok o başka habermiş. Emre Mor'u istemişler ama Fenerbahçe yönetimi kabul etmemiş. Yani Gaziantep nedenini bilmedikleri bir şekilde Fenerbahçe'nin Gaziantep'in teklifini kabul etmediği oyuncu Gaziantep'e transfer olmayacağını söylemiş. Ben size söyleyeyim kibir, gurur, Fenerbahçe düşmanlığı. Böyle olun. Vallahi böyle olun. Fenerbahçe'ye karşı dedi sanki PKK'ya karşı mücadele etmiş gibi mücadele eden Gaziantep'e karşı böyle olun. Diğer Anadolu takımlarına karşı böyle olun. Bunların anladığı değil bu. Galatasaray'la maç yapıyor, yeniliyor. Hakem mahvediyor maçı. Bir tane ağzından hakem lafı çıkmıyor. Fenerbahçe'yle maç yapıyor. Hakemlik hiçbir şey yok. Yeniliyor. Hakem de Fener'i iyi kolladı. Ha. Çıkmış orada İsmail Kartal'ın adıyla dalga geçiyor. Lan peygamber adı lan. Peygamber adı. Sen kimin dinini aşağılıyorsun? Sen kimin şeyini aşağılıyorsun? Ben bak hayatım hoca bunu söylemişti. Adam Mustafa yerine Musti diyor. Allah yerine ne diyor mesela? Alo falan mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya değerleriniz olmalı kardeşim. Değerleriniz. İsmail Kartal benim teknik direktörüm. Bak biz şu anda ligde 5. olsak. Ben yine İsmail Kartal'a yapılan bu onursuzluğu affetmem. Bu nokta noktalığı affetmem. Siz de affetmeyin. Ama hocam bak kupada ne güzel eşleştik. Vallahi bak kupayı sanki Erdem Timur çekti. Beşiktaş'a Sergen Yalçın'ı veriyor ki birbirini kırsınlar. Fenerbahçe'yi Antep deplasmanına gönderiyor ki kartlar havada uçuşsun, kırmızılar olsun. Galatasaray'da ikincilik takımı. Hem de sahasında. Hep söylediğim bir cümle var. Tesadüfe ateistler ve Galatasaraylılar inanır. Başka hiç kimse inanmaz. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bu arada Zaytis efendi Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyormuş. Ya Sabuncuoğlu demiş ki yeni kontratıyla beraber yıllık 1,5 milyon euro artı bonus kazanıyor. Fenerbahçe'nin niyeti yolları ayırmak demiş. Ben bu kadar olduğunu söylediğimde ya Sabuncuoğlu 1.7 milyon euro diye haber yapmıştı. Ben hatırlıyorum. Ben de yalanlamıştım. 1.4 artı bonuslar arkadaşlar. Bonuslar da maç başılar, şampiyonluk bonusu falan filan. Ama bu kadar az oynarsa bonus yerine başka bir şey alır. Kulüpler Birliği Süper Lig canlı yayın ihale dosyasını 300 bin lira ödeyip almış. Kulüpler Birliği dosyayı alma sebebi ihalenin gerçek değerinin altına satılmasını engel olmak ve kulüpleri korumak. Hocam ya Ali Koç da her şeye burnunu sokuyor. Niye böyle yapıyor ki? Eğer Türkiye'deki kulüp başkanlarında ciddi manada bir zeka patlaması olsa hepsi şu ortak cümleyi söylerler. Ulan Fenerbahçe'nin önünü kesiyorlar bugün. Yarın bizim önümüzü kesmezler mi? Bırakalım hakkaniyetli şekilde hak eden şampiyon olsun derler. Fenerbahçe şampiyon olursa yayın ihalesi bugün 300 milyon şey 150 milyon euro konuşuluyor ya. Kalıbın basanı 300'e çıkacak. Fenerbahçe şampiyon olsa 300'e çıkacak. Kulüplerin tamamının geliri en az iki katına çıkacak. O meydan. 2. Fenerbahçe'nin 5 yıldızı. Fenerbahçe'nin 5 yıldızı kabul edildi arkadaşlar. 5 yıldız kabul edildi. Sıkıntı nerede? Sıkıntı şurada şampiyonluk sayısına göre para alınıyor. Fenerbahçe diyor ki yayın bu para bu şekilde yapıldığı günden beridir almamız gereken farkı tazminatı verin. Fenerbahçe tazminatı istemiyorum desin Fenerbahçe formasında 5 yıldız arkadaşlar. Kabul edildi. 23 sonrası bütün şampiyonluklar kabul edildi arkadaşlar. Masada, dosya masada duruyor. Şampiyonluklar kabul edildi. 5 yıldız bakın ben bunu size reklam yapın tıklayın diye söylemiyorum. Hepinize söylüyorum. 1923 sonrası federasyonun ulusal düzeyde, düzeyde oynattığı bütün liglerdeki şampiyonluklar kabul edildi edildi. Ancak Fenerbahçe ısrar ediyor. Diyor ki biz Doğan hakkımızı isteriz diyor. Eğer Fenerbahçe hakkından vazgeçerse ya da Fenerbahçe bir sözleşme imza atıp arkadaş 5 yıldızı taktırın. 23 sonrası şampiyonlukları şampiyonluklara ekleyin hani şampiyonluktan pay maddesine desin. Bugün de takarız 5 yıldızı. Sezon sonu falan değil, bugün takarız. Bunu da müjdesini vereyim size. Ama Fenerbahçe ayak diretiyor. Sinan Engin, Abu Bakar Fenerbahçe'de her maç leblebi gibi gol atar. Devre arası Nobre gelmişti. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı. Abu Bakar çok daha iyi diyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Abu Fenerbahçe'nin altını oyar, üstünü oyar, kenarını oyar, her yerini oyar. Fenerbahçe'yi kutuplaştırır. Ben artık size bir şey söyleyeyim. Sinan Engin de olsa, yani her ne kadar da akrabam da olsa, yok arkadaşlar bir bağım yok merak etmeyin. Ee, olsa da sıkıntı değil. Yani Sinan Engin karizmatik, yakışıklı bir adam. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyorlar. Senden daha yakışıklıym diyor. Ben onun kadar olamadım mesela. Bu cümle boş bir cümle. Kapak et ve edici nitelikte. Ben onun kadar olamadım mesela. Keşke olabilsem. Şimdi Sinan Engin de olsa, Ahmet Çakar da olsa, Fethullah Gülen de olsa, şey Rasim Ozan Kütahyalı da olsa hiç fark etmez. Fenerbahçe'nin lehine bile konuşsalar bunların konuştuğu her cümlenin altında bir şey yararım. Siz de arayın. Şunu unutmayın arkadaşlar, hiçbir Galatasaraylı, özellikle Galatasaraylılar söylüyorum, Fenerbahçe'nin lehine hiçbir cümle kurmaz. Altında bir şeytanlık arayın artık, yeter. Hatta ben size şunu söyleyeyim, Ümit, Özat gibi Galatasaraylılar, Serhat Akın gibi Fenerbahçe düşmanları, 3 kuruş için Fenerbahçe alt görev almadım diye din güdenler, bunlar hiçbir Fenerbahçe'li olamaz. Bunların da cümlelerine şey yapma. Hocam sen ama Serdar Ali Çelikler'in cümlesini veriyorsun. Ben ısrarla belirtiyorum. Kendisinden nefret ediyorum. Galatasaraylıdır. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin karşısında yer almış cephededir. Fenerbahçe düşmanıdır. Ancak eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Atasözüne göre değil. Bozuk saatte de günde iki defa doğruyu gösterir. Atasözüne göre hareket ediyorum. Bozuk saat günde iki defa doğruyu gösteriyor. Hatta söz deyim işte. Neyse kafamı karıştırmayayım. Şu haberleri hızlıca vereyim. Ali Koç Samsun Spor maçından sonra takıma ne dedi? Sibop dedi. Beğenime dönülen Palianço. <laughs> Ali Koç Samsun Spor maçından sonra takımla teknik heyetle görüşmüş. Hepiniz yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncularsınız. Yaşanmasını istemesek de bu tip kayıplar olabilir. Önemli olan sizlerin buna iyi bir reaksiyon vermesi. Yeniden mi çıkış yakalayacağınıza inanıyoruz. <laughs> İsmail Kartal hocamızın önderliğinde sizlerden seri galibiyetler bekliyoruz. Hepinize güveniyoruz ve inanıyoruz demiş. Öte yandan İsmail Kartal'la da görüşmüş. Söz konusu görüşmede oyuncu değişiklikleri tartışılan İsmail Kartal'a başkan koçun moral verdiği gelen haberler arasında diyor. Takıma yeni katılan futbolcuların durumuyla ilgili de bilgiler aldı diyor. Ya ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı çok ukalalaştı. Ahraz Bahçeliler türedi. Harbi söylüyorum ahraz. Yani laftan anlamayan, sözden anlamayan. Hayat felsefesi boş beleş olan. Sadece ve sadece eleştirmek olan. Bizim canlı yayınlarda bile. Kurniç alındı niye oynamıyor? Kurniç alındı niye oynamıyor? Kurniç oynadı penaltı kaçırdı. Bunu mu aldınız? Ala ala bunu mu aldınız? Hep tetiktiler. Hep tetiktiler. Bazı arkadaşlar Fenerbahçeli değiller. Çok güzel Fenerbahçeli taklit yapıyorlar ama bizim taraftarımız saf, iyi niyetli. Her Fenerbahçeli gibi konuşanı Fenerbahçeli zannediyor. Bir beni zannedemediler gitti. Ki ben Fenerbahçeli miyim değil miyim? Bunu yaptığım icraatlar belirler. Sözlerim değil. Arda Güler için flash karar transfer diyor. Real Madrid forma giymeyen Arda Güler kiralık olarak takımdan ayrılabileceği öne sürüldü diyor. Aslı yok astarı yok arkadaşlar. Real Madrid kadrosu geniş bir kadro kabul. Ancak Real Madrid kadrosu çok farklı becerileri içinde bulundurabilen bir kadro. Bugün Fenerbahçe kadrosunun daralması lazım. Çok ciddi daralması lazım. Bizim en az 4 tane yabancı ile yollarımızı ayırmamız lazım. Bugün. Yazın 2 tane daha ayırmamız lazım en az. Transferi istiyorsak 6 tane yabancı gönderip 6, 4, şey 4 tane yabancı alabiliyoruz. Kural değişmezse. Ki ben değişeceği görüşündeyim. İsmail Yüksek için Fransız derbisi. <laughs> ya İsmail Yüksek için Lyon ve Marsilya milli futbolcu ilgileniyor demiş. Detaylar falan filan diyor. Bu sezon 30 maça çıktı. Bir gol 4 asist yaptı. Biz futbolcumuzu çöplemekte dünya lideriyiz değerlerimizi aşağılamakta dünya lideriz. Bu arkadaşlar mesela eve geldikleri zaman şey yapıyorlardır babalarına. Baba senin kadar aşağılık namussuz adam görmedim. Oğlum niye böyle söylüyorsun? İşte Ahmet'in babası doktor aldığı maaşa bak senin maaşına bak. Harbi söylüyorum bunlar bunu yapıyordur. Annesine gidiyordur senin kadar lanet bir kadın görmedim. Niye yaptığın yemeğe bak. Milletin anası ne yemekler yapıyor diye. Bunlar bak harbi söylüyorum böyleleri. Ha, onların hayat felsefesi böyle. İsmail Yüksek ağzıyla kuş tutuyor. 12 ikili mücadele kazanmış. Heriflerin umurunda değil. Bana diyor ki İsmail Yüksek'i niye savunuyorsun? Acaba niye savunuyorum? Ya Tadiç şahane top oynamış. Ezberlemişler. Tadiç niye çıktı? Niye çıkmadı? Tadiç'in çıkma. İlk çıkacak kişi Tadiç'tir. Hayır. Bak ben diyorum ki Edin Ben olsam 45'te Edin çıkarırdım. Ama diyorum 60'tan sonra da şey 62'den sonra da Edin çıkarmazdım. Maç sonuna kadar tutardım. Sen de ne dönek adammışsın. Başka Atatürk'ün Nutuk kitabını okudunuz mu? Nutuk kitabını okumanızı tavsiye ederim. Başlarda Atatürk'e bakın. Padişah falan övüyor. Hatta merak konusu olsun. Gidin okuyun. Padişah öven Atatürk ileride ne cümleler kuruyor. Gidin okuyun. Sebebini anlarsanız anlayın anlamazsanız gelin ben size anlatayım. Hadi size de bir şeylik olsun. Spoiler vermiş olayım bu sayede Nutuk okutturmuş olayım. Sıkıntı. Arkadaşlar okuyun. Okumaktan zarar gelmez. Yani okuduğunuz zaman zarar gelmez. Merak etmeyin. Okumayıp kişileri kitap gibi kabul edip kişileri ilah gibi kabul edip her söylediklerini e, moda moda doğru kabul ederseniz hayatınızı yakarsınız. Her şekilde yakarsınız. Kişiler ilah değildir. Kişiler peygamber değildir. Artık yok ya yani peygamber falan. Beklemeyin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden işinize bakın. Uzun lafın kısası Fenerbahçe'ye Başakşehir maçı öncesi iki müjde Beş yıldız kabul edildi. Şimdi diyeceksiniz ki videonun içeriğinden alakası yok falan filan. Arkadaşlar kendinizi engellettirmeyin. Videoyu izleye izlemeyeceksiniz de çamur atmayın. Yani kitapsızlık yapmanın lüzumu yok. Anlatabiliyor muyum? Kitapsızlığın lüzumu yok. Herkes işini hakkıyla yapsın. Neyse bakalım. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Skor tahmini. Ben bir şey söyleyeyim. Skor tahminim. Ben Fenerbahçe'yi azıcık tanıyorsam Fenerbahçe aralıksız arka arkaya 3-4 maçını net skorlarla kazanacaktır. Yani ciddi bir reaksiyon verecektir. Hatta ilk yarıda Fenerbahçe maçı koparacaktır. Arkadaşlar iddia haramdır. Ben iddiaya yönelik ne zaman bir açıklama yapsam başıma iş alıyorum. Tahminim şu diyorum olmuyor. Tahminim bu diyorum olmuyor. Beşiktaş Adana Demirspor 4-0 yener diye yazdım. Adamlar 10 kişi kaldı. Penaltısı verilmedi 0-0 bitti. 48'de kırmızı yedir 0-0 bitti. Ve şu an tartışılıyor. Hatay Alanya beraber edin. Tamam onu bildik. Pendik Kasımpaşa'yı 3-2 yendi. Umut Nayır, Tiam, Turan. Heriflerin iki tane yeni transfer bak. Hayat getirdi. Bugünkü maç Gaziantep Konya. İnşallah Konya kazanır. Gaziantep düşsün. Küme düşsün. Ama beraberlik kokuyor bu maç. Ankara gücü kara gümrük. Normal şartlarda kara gümrük derim ama içimden bir ses Ankara gücü kazanacak diyor. Başakşehir-Fenerbahçe normal şartlarda hakemlerle Başakşehir'i kazandırmak isteyecekler. Fenerbahçe'nin akıllı oynaması lazım. Skoru erken bulması lazım. Fenerbahçe skoru erken bulursa 4-0, 5-0'da sağdan galip ayrılabilir. 2-0'da sağdan galip ayrılabilir. Ama ben Fenerbahçe'nin patlama yapacağı görüşündeyim. Ee, öyle. Aktaracaklarım bu kadar. Arkadaşlar bir videom daha var ama maçtan önce yayınlayıp yayınlamam konusunda tereddütteyim. Bir bakalım da bu videonun izlenme sayısına göre onu verebiliriz. Teşekkür ediyorum son zamanlarda kanala aboneliğiniz için. Ben bu videoyu çekerken 68.250 abone vardı. Giderek artan bir abone kitlesi var. Giderek artan bir kitle var. Ya bana geçen gün çok tepkiler geldi. Böyle başlık mı atılır şöyle böyle diye. Ama Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Beni anlıyorsunuz ya. Harbi söylüyorum beni anlıyorsunuz. Gurur duyuyorum arkadaşlar. Gurur duyuyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Ya şu işi yapıyorum. Ciddi söylüyorum bak hepiniz bilin bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Böyle YouTube işi yapmak falan kolay değil ha. Bunun vergisi, algısı, cartı curtu haddinden fazla. Haddinden fazla para harcıyorsunuz. Yani ha YouTube'da şunu yaparım. 3 tane video çekerim 500 lira kazanırım. 300 lira kazan. Yok öyle bir dünya yok. Artı biz bir de ee, değişik çalışıyoruz. Yani bizim çalışma sistemimiz başka. Üye arkadaşlar biliyor, aboneler bilmiyor. Üye olursanız siz de öğrenirsiniz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim bu tip işlere sakın bulaşmayın. Bu tip işler zor işler riskli işler. Ha ben bu 5. seneyi geçirmiş oldum. Hatta 6. senenin içindeyim YouTube içinde. Ama sosyal medya içinde uzun zamandır varım. Sizin bugün takip ettiğiniz o büyük sayfalar var ya. isim vermeyeceğim. Yani büyük Fenerbahçe sayfaları var ya çok aboneli. Onların hepsinde görev aldım ben. Ya benim sosyal medya geçmişim 2004'lere dayanıyor arkadaşlar. 20 yıllık bir sosyal medya geçmişim var bilginiz olsun. Bazen arkadaşlar diyor ki ya sen sıradan bir öğretmensin. Sen duyumu nereden alıyorsun? Atıp tutuyorsun. Daha statta maç izlememişsin. Ya nasip olmadı arkadaşlar. Ya Allah nasip etmedi. Etmedi kardeşim. Allah nasip etmedi. Ciddi diyorum. önünde bekliyorum. bir günü. Bilet bekliyorum. Lan kara borsada bile bilet bulamıyorum. Bilet bulup gidiyorsun. Maç iptal oluyor. Bilmem bir şey oluyor. İstanbul'a gidiyorsun. Maç izleyeceksin. Yok. Yok abi. Yok. Paran var. Her şeyin var. Her türlü imkanın var. Yok. Ya e, Hastanesi'nin sevgili profesörlerinden, sevgili doktorlarından bir, bir büyüğüm var. Her sene hocası var. Ben sana izlettireyim maçı diyor. Bu tane hoca almıyor. Ciddi söylüyorum ya. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Ha ben de şey dedim. Ağzımdan bir büyük bir laf çıktı. Keşke çıkmasaydı. Fenerbahçe şampiyon olduktan sonra giderim diye bir cümle çıktı ağzımdan. Uzun zaman önce. Keşke demeseydim bu lafı. Burada da size söyledim ya inşallah bu laf kırılır. Kurban olduğum Allah'ım inşallah Fenerbahçe'ye de şampiyonluk nasip eder. Bana da statta maç izlemek nasip eder. Burada şunu söyleyeceğim. Benim çok kıymetli dostlarım var. Sizlerin bugün hayranlıkla izlediği, uzaktan seyrettiğiniz birçok kişiyle ben hani e, iş ilişkisi bile kurmuş insanım. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, i̇sim vermeyeceğim burada. İsim vermek de hoş değil. Ama sadece şunu söyleyeyim. Çok kıymetli kişiler tanıdım burada. Fenerbahçe'ye hizmetleri gerçekten çok yüksek kişiler tanıdım. Yani Aziz Yıldırım'ından Ali Koç'una, Ali Şen'ine ya birçok kişi tanıdım arkadaşlar, birçok kişiyle de şey yaptım. E, i̇smimi bilmeden beni tanıyanlar da oldu çünkü benim editör idi benim adım. Yani birçok kişi beni editör diyor ki köşemine falan tanır. Fener 24'ten tanır, Antu'dan tanır, e, Fenerkolikten Fenerist'ten, Fener Online'dan birçok yerde benim tanırsınız arkadaşlar ama bilmezsiniz. Yani hayalet gibi bir çalışma stilim sistemim vardı. Kısaca da kendimi biraz anlatmak istedim. Aynı zamanda da ben bir öğretmenim. Bu yüzden hitap konusunda dikkat edin anlattığım cümleler birilerine çok batıyor. Sebebi de şu alt edemeyeceği şeyi insanlar tepki olarak küfürle karşılık verir. Hakaretle karşılık verir. Ya da dikkat dağıtarak karşılık verir. Sen bir saat boyunca bir şey anlatırsın. Yüzde hepsinde haklısındır. Arada bir tane kelimeyi Dil sürçmesiyle yanlış söylersin. Çıkar oradan der ki ama sen bu cümleyi böyle söyledin. Sıkıntı burada der. Sen ona cevap vereyim derken küçülürsün. Anlattığım bir saatlik etkiyi bitirirsin. Ben elimden geldiğince sizlere karşı layık olmaya çalışıyorum. İnşallah bu videoyu da beğenirsiniz. Skor tahmini yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim sizlerden tek ricam. Benim hatırım için bu maç Fenerbahçe'yi destekleyin. Ben göstermi izlemiyorum maçları kapattım bu yıl gitti falan diyorsanız azıcık bir gram bile hakkım varsa haram olsun. Haram olsun. Bugün desteklemezseniz haram olsun. Destekleyin bugün. Başka Fenerbahçe yok oğlum yok. 17 maçın kaldı 17. Kazandıkça 16 kazandıkça 15 kazandıkça 14. Başka Fenerbahçe yok. 17 maç sonra isterseniz izlemeyin. Vallahi de laf edersem en adi şerefsiz adam da benim. 17 maç sonra izlemeyin. Hiçbir işim değil. Ama 17 maç benim dediğim çizgide giderseniz bu takım şampiyon olur. Bu takımı şampiyon yapacak. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Çünkü diğerleri hep karşı tarafta. Bu cümleyi de ısrarla söylüyorum. Lütfen siz de söyleyin. Bu şekilde dua edin. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Hocam ben ateistim istemediğim mi? Sen de et. Sen de et. Belli mi olur? <laughs> Belki bir şeylere sebep oluruz. Gerçekten söylüyorum. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Malum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için de hepinize teşekkürler.